Manisa Belediyesi bedensel engelli vatandaşların akülü araçlarını şarj edebilmesi amacıyla şarj istasyonu kurdu. Beyaz Fil önü ile Manolya Meydanı'na kurulan şarj istasyonlarının önümüzdeki günlerde kent genelinde yaygınlaştırılacağı belirtildi. Şarj istasyonlarının tanıtımı Manolya Meydanı'nda Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün katılımıyla yapıldı. Şarj istasyonunun tanıtım törenine Başkan Ergün'ün yanı sıra Belediye Başkan Yardımcıları Mimar Azmi Açıkdil, Tamer Çipiloğlu, Nursel Usta Mehmetoğlu, Cem Çöllü, Hasan Er Yılmaz, Mümin Deniz, Funda Solak, Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Yasemin Yıldız'la birlikte akülü araç kullanan engelli vatandaşlar katıldı. Manolya Meydanı ve Beyaz Fil önünde kurdukları akülü araç şarj istasyonları ile ilgili olarak bilgi veren Belediye Başkan Yardımcısı Mümin Deniz, kurulan şarj istasyonundan aynı anda 3 aracın yararlanabileceğini belirterek şunları söyledi. Başkanım, burada Manisa Belediyesi olarak engellilere biz bir hizmet daha getiriyoruz. Yani bugüne kadar getirdiğimiz hizmetlerden bir yenisini daha ekliyoruz. Bu hizmetimiz de bedensel engelli vatandaşlarımızın, akülü tekerlek sandalye kullanan vatandaşlarımızın çarşı içerisinde evden geldikten sonra çarşı içerisinde zaman zaman akülerin bittiği, mağdur olduklarını tespit ettik. Bu anlamda bu şarj cihazı yeni üretilmiş, LED'li bir şarj cihazını kısa zamanda kullanmak suretiyle kaldıkları yerden yoluna devam ederek evlerine ulaşmasını sağlamak açısından belediyemiz bu eksikliği gördüğünden bu cihazı da alma ihtiyacı hissetti. Dolayısıyla şehirde şu an iki noktaya bu cihazımızı yerleştirdik. Vatandaşlarımız, akülü araç kullanan vatandaşlarımız bunu gördükten sonra ihtiyaç artması durumunda sayıları başkanımızın izniyle de artırmaya devam edeceğiz. Hayırlısı olsun diyorum. Güle güle kullansınlar. Manisa'daki engelli vatandaşlara yönelik projelere devam ettiklerini, bu projelere bir yenisini daha eklemenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Belediye Başkanı Cengiz Ergün de ihtiyaç duyulması halinde akülü araç istasyonlarının arttırılacağını söyledi. Başkan Ergün şöyle devam etti. Dün de söylediği gibi Manisa artık engelleri kaldırıyor. Geçtiğimiz aylar içerisinde değişik engellilerle ilgili yaptığımız projelere bugün bir tanesini daha ekliyoruz. Bütün Manisa'da biliyorsunuz 57 mahallede kaldırımlardaki rampalar noktasındaki hizmetlerimizi artık %99 diyebilirim. Bitirdiğimiz buradan zaten biliniyor. Bir kere daha söylemiş olayım. Yine diğer sinyalizasyon ışıkları, görme engellilerin mevcut kaldırımlardaki yürüme bantları ile ilgili diğer eksiklikler ve bedensel engelli vatandaşlarımızla ilgili de işte Kültür Müdürlüğümüzde yaptığımız asansör ve diğer onların talepleri doğrultusunda artık Manisa'da huzur içerisinde normal bir vatandaş noktasında gezilerini yapabiliyorlar, dolaşabiliyorlar. Bugün gene ihtiyaç tabii ki bitmez. Bu ihtiyaçlar noktasında müdürümüzün de söylediği gibi şarjları çarşı içerisinde bitme noktasında yaşadıkları sıkıntıları da önlemek için ilk etapta iki taneyi şarj makinesini bugün bir tanesini Manolya Meydanı'nda bir tanesinde Beyaz Fil'in önünde montesi yapıldı. Onların hizmetine sunuyoruz. Bu ilklerden oluyor bildiğim kadarıyla bu bölge içerisinde. İnşallah onların talepleri doğrultusunda diğer mahallelerimizde yine ek talepleri gelirse kullanıma göre bunların daha ilave donanımını yapma noktasında olacağımızı bilinmesini istiyorum. Şimdiden hayırlı olsun, güle güle kullansınlar. Huzur içerisinde Manisa'nın sokaklarında inşallah bu güzel etkinliklerin devamını hep beraber paylaşalım, yaşayalım diyorum. Kutlu olsun. İlgili müdürlüğümüze, çalışanlara, bu ekip içerisinde yer alan bütün arkadaşlarımıza, emeği geçen bütün çalışanlarıma ben buradan teşekkürleri. Tabii ki. Bütün bir ekip olarak çalışıyoruz. Bu ekibin içerisinde kim yer alıyorsa, elini taşın altına sokup bu hizmetleri hayata geçiriyorsa ben hepsine çok teşekkür ediyorum. Manisa Belediyesi'nin engellilere yönelik hayata geçirdiği projelerle kent içi yaşamda hayatlarının daha da kolaylaştığını ifade eden Manisa Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Yasemin Yıldız, Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür etti. Yıldız şunları söyledi. Ne kadar teşekkür etsem az. Manisa'mızda güzel bir engelli kenti yaptı. Çok rahat dolaşabiliyoruz. Biz de sağlıklı bir insan gibiymişiz.
Önceden hani bu kadar özgürlüğümüz yoktu. Gerçekten o kadar ayrıntılı düşünüyor ki, mesele şarj ünitemiz. Hiç evden getirmesek de çok rahat hayatımızı idame ettirecek bir makine düşünmüş. Kendisine şahsım ve tekerlekli akülü sandalye kullanan arkadaşlarım adına çok teşekkür ediyorum. Bir de şunu da eklemek istiyorum. Trafik işleri müdürümüz olsun, zabıta müdürlüğümüz olsun, her konuda başkanımızın emrinde bizim destekçilerimiz. Bir de güzel bir jest de yaptı başkanımız bize. Bizi Çanakkale Şehitliği'ne bir araç tahsis ederek 40 engelli arkadaşımızı da götürüyoruz. Konuşmanın sonrasında Yıldız, Başkan Ergün'e çiçek takdim ederek engelli vatandaşlar adına hizmetleri nedeniyle teşekkür etti. Yasemin Hanım, teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Eksik olmayın. Evet, akülü sandalyelerin şarj sorununu gidermek için böyle bir çözüm bulduk. Aynı anda 3 tane akülü sandalye şarj olabiliyor. Aynı zamanda sahibi olan kurum, burada belediyenin duyurularını bu ekranda yapabilmesi için de içinde internete bağlanan bir tane VIN var. Bir internet bağlantısı var. Böylece ekran üzerinden belediye yetkilileri istedikleri duyuruyu buradan da geçebilirler. Logolarını, haberleri buradan yayınlayabiliyorlar. Engelleri beklerken bunları seyredebilir. Geçen günler görüntü var. Gracias.